Mekke devri. Risalete hazırlanış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarına yaklaşmıştı. İçinde bir boşluk, bir tuhaflık hissetmeye başladı. Yalnızlığı seçer olmuştu. Neler oluyordu? Bu duygular nereden ve niçin geliyordu bilmiyordu. O, okumamış, ciddi bir ilim tahsilinden geçmemişti. Hayatın kendisine öğrettiklerini iyi değerlendirmiş, iyi bir muhakeme süzgecinden geçirerek korumuş olsa da, mütefekkir olarak tanınmış biri değildi. Şimdi tefekkürü sever hale gelmişti. Diğer taraftan da sık sık rüya görmeye başlamıştı. Gördüğü rüyalar çok geçmiyor, görüldüğü gibi gerçekleşiyordu. Bu da onu şaşkınlığa itiyordu. Neler oluyordu? Sonra neler olacaktı? Bu soruların cevabını da bilmiyordu. Bu rüyalar görüldüğü gibi yaşandığı için sonraki yıllarda sadık rüyalar olarak adlandırılacaktı. Nitekim Buhari'nin naklettiği bir hadiste, vahiy ilk önce uykuda görülen sadık rüyalarla başladı. Resulullah'ın gördüğü bütün rüyalar, gün aydınlandığında cereyan eden bir hadise gibi açık ve net olarak gerçekleşiyordu diye söze başlanır. Sadık rüyaların ardından yalnızlığa çekilme, tefekküre dalma duyguları daha da artmış, ibadetle Rabbine yönelme arzusu gelip gönlüne yerleşmişti. Bir şeyler değişiyordu ama neler değişiyordu ve niçin değişiyordu? Bu duygular kendisini kaplayınca zaman zaman Mekke evlerinden sıyrılır, dağ arası vadilerde, yamaçlarda dolaşır, içinde bulunduğu duruma çare arardı. Yanından geçtiği taşlar ve ağaçlar, "Esselamu aleyke ya Resulallah" diye kendisini selamladığında, sağına soluna döner, bakar, taşlardan, ağaçlardan başka bir şey göremeyince hayret eder, biraz da ürperirdi. Yine bir gün Mekke'den ayrıldı, vadilerden sıyrılarak Mekke'nin kuzeyinde bulunan Hira Dağı'na ulaştı. Dağa tırmanarak Hira Mağarası'na geldi. Yönü Kabe'ye dönük, vadilere hakim, sessiz, ıssız ve uzaktan Beytullah'ı gören bu mağara, onun gönlünü dolduran ibadet, tefekkür, arzu ve isteğini gerçekleştirebileceği en uygun yerdi. Burayı kendisine mekan seçti. Daha sonraki günlerde bu mağarada günlerce kalır, tefekküre dalar, sanki duyguları tazelenir, hassaslaşır, kendisini derin bir tefekkür aleminde hissederdi. Rabbine dua eder, gecenin sessizliği ve huzur veren zaman akışı içerisinde, İbrahim aleyhisselam dini üzere ve şirke bulaşmamış bir fıtratla ibadet ederdi. Yiyeceği içeceği bittiğinde Mekke'ye varır, Hatice validemizin kendisine hazırladığı yiyecek ve içecekleri alarak yeniden Hira'ya dönerdi. Hatice validemiz ondaki bu değişiklikleri görüyor, büyük bir olgunlukla onu bunaltacak, esasen böyle hissediyorum demekten öte bir cevabı da olmayan sorular sormuyor, kendi üzerine düşeni yapıyor, kendi güzel, ahlakı güzel hayat arkadaşına yardımcı olmaya ve anlayışlı davranmaya çalışıyordu. Cebeli Hıra. Cebeli Hıra, sonraki adıyla Nur Dağı, diğer dağlardan çok farklı görünen bir dağdır. Yarı belinden yukarısı tek bir kütle gibidir. Tepesine sadece bir yamacından geçit verir, diğer üç yanından tepeye çıkmak neredeyse imkansızdır. Dimdik duran yalçın kütlenin bulunduğu noktaya kadar olan yamaçlarda nerede ve nasıl toprak bulup büyüdüğü bilinmeyen dikenli küçük ağaçlar, birkaç günlük ömür sürüp sonra kavurucu güneşe dayanamayarak boyun büken, sararan, kuru, çoğu dikenli otlar ve ömürleri biraz daha uzun olan yarı ağacımsı, yarı ot bitkiler vardır. Bunun dışında hep kayalar, hep kayalar. Sıcakla yanmış, güneşle rengi koyulaşmış kayalar. Dağın zirvesini aştıktan, biraz inip sağa dönülerek dar bir aralıktan geçtikten sonra ulaşılan mağara, küçük sayılabilecek bir mağaradır. Derinliği 3 metredir. Genişliği ise yer yer değişmekte, en geniş yeri 130 santimetre dolaylarındadır. Yükseklik 2 metredir. Günümüzde yağan yağmurlar,
Esen rüzgarlarla toprak doku tamamen kaybolmuş durumdadır. Kıbleye bakan tarafında ışığın görüldüğü bir yarık vardır. Kıble istikametindeki taşların üzerine çıkıldığında uzaktan Mescid-i Haram görünür. Geceleyin ışıklarının görünüşü gönle bir başka güzellik verir. Duruşu başka, görünüşü başka, tarihteki yeri başka olan Hira'nın gönlümüzdeki yeri de başkadır. İlk vahiy. Kaynaklarımızın zikrettiğine göre Ramazan ayının 17'siydi. Beklenen an gelmişti. Dünya durdukça unutulmayacak buluşma anı gerçekleşmenin eşiğindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağın tepesinde, Hira mağarasında yalnızlığın, sessizlik ve sükunun kucağındaydı. Birden karşısında Cibril aleyhisselamı gördü. Dehşete düşmüştü. Bu ıssız dağ başında bütün ufku dolduran bir varlıkla karşı karşıyaydı. Cibril kendisine "Oku!" diye hitap etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Ben okuma bilmem!" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam onu kuşatıp sıkarak yeniden "Oku!" dedi. Efendimiz yine ürperdi ve heyecan içerisinde "Ben okuma bilmem!" karşılığını verdi. Okuma ezbere de dilden de olurdu. Oysa kağıttan okumayı kastederek okuma bilmediğini söylüyordu. O heyecan içinde aklına bu gelmişti. Cibril aleyhisselam tekrar kendisini sıkıyor, bunalma noktasında serbest bırakıyor ve ilk vahyi tebliğ ediyordu. Oku! Yaratan Rabbinin adıyla. O, insanı aşılanmış bir insan yumurtasından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibi. O ki kalemle öğretti insana bilmediklerini. Alak Suresi 1 ve 5. Alak Suresinin bu ilk 5 ayetini tebliğ ettikten sonra birden kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku ve ürpertiden kurtulamamış ama duyduğu kelimelerin kalbine nakşedildiğini ve o garip vahiy lezzetini derinden hissetmişti. Sarp kayaları aşarak yamaçlardan hızla aşağı inmiş, vadiler geçerek Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş, evine girerek Hatice validemize "Beni örtün, beni örtün" buyurmuştu. Onun bu dehşet içindeki halini gören Hatice validemiz kendisine hiçbir şey sormadan onu istirahate çekmiş ve üzerini örtmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine gelip ürpertisi geçince validemiz bu dehşet ve ürpertinin sebebini sordu. Efendimiz de başından geçenleri ona anlattı ve ardından "O an kendimden korktum" dedi. Hatice validemiz onun söylediklerini dikkatle dinledi. Son cümlesi üzerine şunları söyledi: "Hayır, müjdeler olsun. Allah'a yemin olsun ki o seni asla hüsrana uğratmayacaktır. Çünkü sen akraba bağlarını korur, zayıflara yardım eder, yoksulların elinden tutar, onlara imkan hazırlar, misafirlerine ikram eder ve hakkı korumaya çalışanlara yardım edersin." Bu sözler aynı zamanda onu en yakından tanıyan hayat arkadaşının bir değerlendirmesi, onun hakkındaki şahadetidir. Bu olgun ve zeki kadın sık sık ziyaret ettiği amcaoğlu Varaka İbni Nevfel'den peygamberlik, peygamberler ve melekler hakkında bilgiler edinmişti. Oldukça yaşlı olan Varaka İbni Nevfel, Tevrat ve İncil hakkında bilgileri olan, Kureyş müşriklerinin içinde bulunduğu şirk bataklığından nefret eden, İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği dinin bozulmamış şeklini taşıyan nadir insanlardan biriydi. Özellikle de Şam bölgesinde yaşayan Hristiyanların tevhid inancına ters düşen fikir, inanış ve davranışlarını gördükçe "Rabbim, sen nasıl istiyorsan ben öyle inanıyorum" der, gönlündeki safiyeti böylece kelimelere dökerdi. İlk İslam erlerinden Said İbni Zeyd'in babası da aynı duyguları taşıdığı için onunla iyi anlaşır, dertleşir, onunla cemiyet içindeki yalnızlığını paylaşırdı. Hatice validemiz
Peygamber Efendimizle birlikte iyi niyetine ve ilmine güvendiği Varaka İbni Nevfel'in yanına vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçenleri ona da anlattı. Varaka duyduklarıyla heyecanlanmıştı. "Vallahi sen bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen, Musa'ya gelen namusu ekberdir. Kendi kavmin seni inkar edecek, bu topraklardan çıkaracak ve sana karşı savaşacaktır," dedi. Kureyşlilerin gözünde kendi değerini bilen, onlar tarafından yakın ilgi gören, sadık, doğru sözlü ve emin, güvenilir kişi olarak lakaplandırılan Peygamber Efendimiz, onun bu cümleleri karşısında şaşırmıştı. Şaşkınlık içinde, "Kendi milletim mi beni yurdumdan çıkaracak?" diye sordu. Varaka bu soruya, "Evet, senin görevinle görevli her peygamberin başına bu çeşit sıkıntılar gelmiş, nice insanlardan düşmanlık görmüş, kendisine karşı savaşılmıştır," diye cevap verdi. Ardından da, "Ömrüm yeter, o günlere ulaşırsam en büyük yardımı benden göreceksin," diyerek yardım vaat ettiyse de kısa bir süre sonra vefat etti ve çileli yıllarda Efendimiz'e yardım edemedi. İlk vahyin peşinden. Vahiy bir müddet kesilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için sıkıntılı günler başlamıştı. Ne görmüştü? Başına ne gelmişti? Varaka'nın ve Hatice'nin söyledikleri çok şeyler ifade ediyordu. Her şeye rağmen o bir hayal mi görmüştü? Bu kadar net ve açık bir şey hayal olabilir miydi? Hayal değilse gördüğü bu varlığı bir daha niçin görememişti? Bütün bu sorular ve benzerleri onu bunaltır hale gelmişti. Yine bir gün bu duygular içinde yürüyordu. Semadan gelen bir ses duydu. Gözlerini kaldırdı, Hira Dağı'nda gördüğü o varlık, ufku doldurmuş bir şekilde bir kürsü üzerinde oturuyordu. Diz bağları çözülmüştü, çöktü. Daha sonra kendisini toparlayarak evine geldi. "Yine beni örtün, beni örtün," diyerek kendini örtürdü, yüzüne su serptirdi. Bu şekilde bürünmüş yatıyordu ki vahiy başladı. "Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları Hakk'a uyandır. Sadece Rabbini yüce tanı. Temiz tut elbiselerini. Yüz çevir, uzak dur, terk et putları, bütün kötülükleri ve batıl zihniyetleri. Çok görüp başa kalkma yaptığın iyilikleri. Ve sabret rızasına ermek için Rabbinin." Müddessir 1-7. Bunlar ilahi emirdi ve tebliğ başlamalıydı. İnsanları uyandırma emriydi. Rabbini yüce tanıma emriydi. Dış ve iç temizlik emriydi. Güzel ahlakla ziynetlenme emriydi. Sabır ve sebat, her türlü sıkıntıya göğüs germe emriydi. Kalkarak kendisine emredilenleri Hatice validemize anlattı ve onu İslam'a davet etti. Hatice validemiz tereddütsüz iman etti ve yanında yer aldı, en yakın desteği oldu. Yükünü hafifletiyor, derdine ortak oluyordu. Peşinden amcasına yardım için yanına alıp yetiştirdiği Ali radıyallahu anh iman ediyordu. Hazreti Hatice'yi namaz kılarken görmüş, ne olduğunu sormuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslümanlığı anlatmıştı. Allah Resulüne sevgi bağıyla bağlı olan Ali radıyallahu anh, şimdi de ona iman bağıyla bağlanıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, şahsiyetli, yumuşak mizaçlı ve ahlakı güzel bir insandı. Kureyş kabilesinin Teym oğulları kolundandı. Mekke ve çevresinde tanınır, sevilir ve itibar görürdü. Söz ve davranışlarıyla insanlara itimat hissi veren biriydi. Zengin, dürüst, cömert ve iyiliksever bir insandı. İslam'dan önce de İslam'ın teşvik ettiği birçok güzel vasfı üzerinde toplayan bir insandı. Hiç içki içmediği, putlara tapmadığı biliniyordu. Temiz fıtrata uymayan her şeyden uzak dururdu. Allah Resulü'nün en samimi olduğu, en çok yakınlık duyduğu dostlarındandı. O da Resulullah'ı yakından tanıyor,
özü ve sözünün ne kadar Hakk'a bağlı olduğunu biliyordu. Onun asla yanlış bir istikamete yönelmeyeceğini, yanlış bir noktada durmayacağını en iyi bilenlerdendi. Onun ahlakını, selim fıtratını yakından tanıyan Allah Resulü, ailesinin dışında biri olarak ilk onu İslam'a davet etti. Daveti hemen karşılık buldu. Ebu Bekir nasıl bir inanışa davet edildiğini öğrenir öğrenmez Hakk'ın yanında yer aldı. Onun İslam'a gönül vermesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir desteğe, gayretli bir yardımcıya kavuştu. Yine gönüllerin iman saflarına katılması için Ebu Bekir'in gayreti akıllara durgunluk verecek derecedeydi. Hak yola başka gönüller kazanmak, İman kardeşlerini çoğaltmak için unutulmayacak bir gayretin içine girmişti. Yıllardır aradığını bulmuş, hayrını istediği insanların da bulmasını istiyordu. Bu duygular içinde nice insana İslamiyeti, tevhid inancının esaslarını anlattı ve nice gönüller kazandı. Onun da gayretleriyle içten içe davet başlamıştı. Yeni gönüller fethediliyor, fethedilen gönüller İslam nuruyla şeref buluyordu. Bu nurun ziyasına, şerefine, acısına, tatlısına, çilesine, kısaca her şeyine talip olan ilk yiğitler, fedakarlar, cefakarlar, sabır erleri saflarda görünmeye başlamıştı. Hira Dağı'nda başlayan bu nur, insanlığa gerçek sevgi nedir? Rahmet nedir? Adalet nedir? Yarınlara güvenle bakmak, gönül huzuru duymak nedir? İnsanlık ve kardeşlik nedir? Öğretmek için dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Açık davet. Hakk'a davet 3 yıl bu şekilde gizli devam etti. Selim fıtratına güvenilen, yaşanan hayatın yanlış olduğunu bilen fakat doğruya yol bulamayan insanlara söylendi. Ayetler nazil oluyor, mümin gönülleri manevi olarak beslemeye devam ediyordu. Damla damla çoğalma devam ederken açıktan davet emri geldi. Rabbimiz, önce en yakın akrabanı uyar. Sana inanıp senin yolunu tutanlara merhamet kanatlarını indir. De ki, ben kesinlikle açık ve net bir uyarıcıyım. Sana emir olunanı açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz buyuruyordu. Asıl fırtınalı devre şimdi başlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Bu tepecik Kabe'ye yakındı. Kabe insanların toplanma merkeziydi. Çarşıda yakındı. Çünkü ticaret ehli de Kabe yakınlarında toplanmıştı. Safa tepesi çok yüksek değildi. Dolayısıyla insanlar sesini rahat duyardı. Düz zemine göre de yüksekti. İnsanlar onu rahat görürdü. Bütün gücüyle haykırdı. Ya Sabaha! Bu nida, Arap diyarında tanınan bir nidaydı. Tehlike narasıydı. Daha çok Va Sabaha olarak kullanılırdı. Baskınlar daha çok sabah tan yeri ağrırken, insanların uykunun gaflet perdelerine bürünmüşken yapılırdı. Baskını haber alan veya ilk hisseden de, bulduğu en uygun yüksekçe bir yere çıkarak böyle haykırır, İnsanları ikaz ederdi. Ses dalga dalga yayıldı. Nida tesirini göstermiş, insanlar Safa'ya akmaya başlamıştı. Tepenin üzerinde Muhammedül Emin vardı. Nida ondan geliyordu. Gelenlerin meraklı bakışları ona yöneliyordu. Allah Resulü Kureyş boylarını teker teker sayarak haykırıyordu. Ey Abdülmuttalip oğulları! Ey Fihr oğulları, ey Kaab oğulları, ey Abdimenaf oğulları, ey Zühre oğulları. İnsanlar yeteri kadar toplanınca yüksek sesle konuşmaya devam etti. Size şu dağın eteğinde süvari birliği var. Size baskın yapacak desem ne derdiniz? Bana inanır mıydınız? Bu insanlar Muhammed'den asla yalan bir söz duymamışlardı. Onun kendilerini kandırmaya, yanıltmaya çalıştığına da asla şahit olmamışlardı. Verdiği fikirlerde, ettiği tavsiyeler ve nasihatlerde de asla kötü niyete şahit olmamışlardı. Evet, inanırız dediler.
Sen yalan söylemezsin. Dinleyenlerin şahitliği tamamlanmış, temel atılmıştı. Şimdi haberin büyüğü geliyor ve bu temeller üzerinde yükseliyordu. Ben şiddetli bir azabın önünden size gönderilen uyarıcıyım. Bu nübüvvet makamının, peygamberliğin tarifiydi. Azdı, özdü, açık ve netti. İçinde yaşanılan hayatın nasıl bir hayat olduğunu ve varacağı sonu hatırlatıcı, kendi vazifesini haber vericiydi. İnsanları derin bir sessizlik kaplamıştı. İlahi mesajlar taşıyan sözler şöyle devam etti. Ey Kureyşliler! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirlerinizden kalkıp Allah divanına varınca dünyadaki bütün yaptıklarınızdan mutlaka hesaba çekileceksiniz. İşlediğiniz hayırlı amellerin, iyilik ve ihsanların mükafatını, kötülüklerin de cezasını göreceksiniz. Mükafat ebedi cennet, ceza da cehennemdir. Sessizlik devam ediyordu. İnsanlar ne diyeceğini bilemedi. Gidişin helake doğru olduğunu birçok insan biliyordu. Ancak bu insanları sadece kötü gidiş için ikaz değildi. Bu aynı zamanda peygamberlik haberiydi. Sessizlik içinden Allah Resulü'nün ummadığı bir ses yükseldi. Kuruyup helak olasıca bizi bunun için mi çağırdın? Resulullah'ın gönlünde derin yara açan bu ses, amcası Ebu Leheb'in sesiydi. Resulullah da sessizliğe sığınmıştı. Gönlü kırık olarak evine gitti. Çok geçmedi, Ebu Leheb'i Resulullah'ın sözlerinden çok daha fazla kızdıran şu ayetler indi. Ebu Leheb'in elleri kurusun, helak olsun. Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. Alevlerle dolu ateşte yanacak. Omuzunda bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyan karısı da odun hamalı olarak o ateşe girecek. Tebbet Suresi. Bu ayetler hem böyle bir tavrın Allah'ın gazabını çektiğini hem de Resulullah'ın kalbinin ne derece kırık olduğunun habercisiydi. İlahi hitap onun gönlüne de teselli vericiydi. Ebu Leheb'in düşmanlığı elbette sözleriyle sınırlı değildi. Allah Resulüne ve İslam nuruna düşmanlıktaki en büyük yardımcısı da şüphesiz karısı Ümmü Cemile'ydi. Bedir gazvesini takip eden günlerde Ebu Leheb'in ölümü hakikaten ibretlik bir ölüm olmuştur. Canlanan düşmanlık. Allah Resulü'nün ilanından ve insanlığı ikazını takip eden günlerde insanlar ona karşı kesin bir tavır almadılar. Selim fıtratlı, fikir ve geniş ufuk sahibi insanlar da yaşananları uygun bulmuyor, bu gidişin kötü bir gidiş olduğunu dillendiriyor, böyle giderse gelen günlerin iyi olmayacağını haber veriyorlardı. Hatta Suheyb gibi neredeyse iyi günlerin geleceğinden ümidini kesip bu kadar kiri ancak Nuh tufanı temizler diyenler de vardı. Kesin tavır almasalar da bu devrelerde Peygamber Efendimizle ve ona inananlarla içten içe alay başlamıştı. Kur'an-ı Kerim onların o günlerdeki hallerini şöyle özetler. Kendileri nice cürüm işleyip kötülüklerle iç içe yaşayanlar müminlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleri yaparlar, alay ederlerdi. Ailelerinin yanına da ettikleri alayların kendilerine verdiği keyifle dönerlerdi. Mutaffifin 29-31. Ancak çok geçmedi, bu alayları kendi yüzlerinde dondu kaldı. Çünkü Allah Resulüne gelen vahiy, ilah kabul ederek taptıkları putları hedef almaya başlamıştı. Sizler de Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler de kesinlikle cehennem odunusunuz. Siz oraya doğru gidiyorsunuz. Eğer onlar birer ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Tapanlar da tapılanlar da hepsi orada ebedi kalacaklardır. Enbiya 98-99. Bu hem taptıkları puta hakaretti hem de kurulu düzenlerine zıttı. Çünkü o putlar sayesinde insanlar kafileler halinde Mekke'ye geliyorlar, pazarlar onlar sayesinde canlılık kazanıyordu. Atalarından gelen kültürleri de onlarla yoğruluydu.
İslamiyet'in Mekke'de yayılması kendilerine şimdiye kadar Mekke ehli, Beytullah ehli diyerek yakınlık ve hürmet gösteren çevre kabileleri Kureyş'e düşman edebilirdi. İstenmeyen, kabullenilmeyen bir şey daha vardı. Şu ana kadar öğrendiklerine göre İslam insanları eşit kabul ediyor, soyluluk, zenginlik, fakirlik, yerli yabancı farkı gözetmiyordu. Üstünlüğün takvayla olduğunu söylüyor, insanları bu yönde teşvik ediyordu. Bu inanış şimdiye kadar diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurmuş olan Kureyş büyüklerinin menfaatlerine zarar verirdi. Gelecek günlerde tehlike daha da büyüyebilirdi. Onun için büyümeden, yayılmadan durdurulmalıydı. Zaman ilerledikçe İslam saflarına yeni katılışları duyuyorlar, her katılış öfkelerine öfke ekliyordu. Aziz bir sahabinin nasıl Müslüman olduğuyla ilgili anlattıkları, Kureyşlilerin Hakk'a daveti nasıl değerlendirdiğini bize daha iyi anlatır. Tufeyl İbni Amr Ed-Devsi İslam saflarında. Tufeyl İbni Amr, Devs kabilesinin eşrafındandı, efendisiydi. Cömertlik, cana yakınlık ve muhtaca el uzatmada nadir insanlardandı. Aynı zamanda ince duygulu ve zeki birisiydi. Duygu, düşünce, his ve fikirlerini gayet zekice ve gönüllere işleyecek bir incelikte dile getirmesini iyi bilen bir edip ve şairdi. Nasıl Müslüman olduğunu kendi anlatıyor. Mekke'ye geldim. Kureyş'in ileri gelenleri beni görür görmez karşılamaya geldiler. Son derece yakınlık gördüm, itibar ve izzetle karşılandım ve misafir edildim. Adetim olduğu üzere daha önce de gelir, Kabe'nin çevresindeki putlara hediyeler sunar, tavaf ederdim. Her gelişimde iyi karşılanır, yakınlık ve iltifat görürdüm. Ancak bu seferki başkaya benziyordu. Gelişimi haber alan diğer Kureyş büyükleri de olduğumuz yere gelmişti. İkramlardan sonra söz açıldı. Bana, ''Tufeyl, geldin, hoş geldin, bizim diyarımızdasın.'' diye söze başladılar ve devam ettiler. Aramızda öyle birisi türedi ki kendisini Nebi zannediyor. Onun yüzünden her şey asıl yerinden oynadı. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Gücümüzü parçaladı, cemiyetimizi dağıttı. Ona kapılan gençleri bir daha geri döndürmek mümkün olmuyor. Bizim başımıza gelenin sizin başınıza da gelmesinden, başında bulunduğun aşiretinizin birbirine düşmesinden, dağılıp perişan olmasından korkarız. Bu adamla irtibat kurma, konuşma, söylediklerine kulak verip onu dinleme. Öyle sözleri var ki, inan sihir gibi insanı büyülüyor. Nice babayla oğlun, kardeşle kardeşin, karıyla kocanın arasını açtı. Bu kadarla da yetinmediler. Bana öyle şeyler anlattılar, öyle garip haberler naklettiler ki, bu adamın yaptığı acayipliklerden kendim için de, aşiretim için de korkmaya başladım. Öyle ki yanına bile yaklaşmamaya karar verdim. Hele de hiç konuşmayacak, bir şey söylerse de dinlemeyecektim. Sabahın erken saatlerinde Kabe'ye yöneldim. Tavaf edecek, ziyaret ettiğimiz putlara gereken tazimi yerine getirecektim. Böyle yaparak bereketlerini umuyordum. Bu arada belki sözünü ettikleri Muhammed'e rastlarım, sözleri kulağıma çalar diye her iki kulağıma da pamuk tıkamıştım. Mescid-i Haram'a girer girmez onu gördüm. Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. İbadeti bizim ibadetimizden çok farklıydı. Görünüşü, davranışları sanki başka bir alemde kaybolup gitmiş gibi, huşu içinde duruşu sanki beni teslim almıştı. Gördüğüm beni derinden sarsmıştı. Ona doğru yaklaştığımı hissettim. Elimde olmadan yakınına kadar gelmiştim. Allah öyle murad etmiş olacak ki aldığım tedbire, kulağıma tıkadığım pamuğa rağmen namaz kılarken okuduklarını duyuyordum. Duyduklarım ne kadar güzel ve ne kadar doğruydu. Tavafa devam edecektim, edemiyordum. Biraz daha yaklaştım. Giderek ona yaklaştığımı hissedince içimde bir mücadele başladı. Kendi kendime, ''Tufeyl, sen edip, söz sanatkarı, şair bir kişisin. Güzelle çirkini, doğruyla yanlışı birbirinden ayıramayacak birisi değilsin. Bu zatın söylediklerini dinlemene ne mani var? Eğer söyledikleri doğru ve güzelse kabul eder, çirkin ve yanlışsa reddedersin.
Yanlışsa karşılık verememekten, doğruysa kabul etmekten mi korkuyorsun?" dedim. İç dünyamda yaşanan bu mücadeleden sonra pamukları çıkarıp attım. Yakınına oturdum. O namazı bitirinceye kadar oradan ayrılmadım. Onu dinledim. Hayranlıkla onun namaz kılışını seyrettim. Namazı bitirip evine yönelince peşine düştüm. Uzaktan onu takip ediyordum. Kureyşliler ardından gittiğimi anlamasını istiyordum. Varıp evine girdi. Kapısına gelip izin istedim. Kapı açılıp içeri davet edilince de evine girdim. "Ya Muhammed, kavmin senin hakkında bana çok şeyler anlattılar. Beni öyle korkuttular ki söylediklerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkadım. Sonra Allah nasip etti, söylediklerini duydum. Çok güzeldi. Bana İslam'ı anlatır mısın?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hak dini anlattı. İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu. Allah aşkı için ömründe bundan daha güzel sözler duymamıştım. Bana anlattıklarından daha doğru şeyler de bilmiyordum. O an elimi uzattım. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet ettim. Müslüman olmuştum, İslam'a girmiştim. Tufeil'in sözleri burada bitiyordu. Ancak kıssası bitmiyordu. Bundan sonra Mekke'de bir süre kalmış, Resulullah'tan İslam'ın emir ve yasaklarını öğrenmiş, o güne kadar nazil olan ayetleri ezberlemiş, kabilesinin yanına bu donanımla dönmüştü. Kıssası böyle başlamış, davet ve cihat saflarında perde perde ilerlemişti. Arap diyarının meşhur putlarından Zilkefeyn denilen putu yıkmak ona nasip olmuştu. İslam'a girdikten ve uğruna fedakarlıklar sergilemeye başladıktan sonraki lakabı Zünnur olan Tufeil radıyallahu anh, Efendimizin vefatından sonra yapılan Yemame Savaşı'nda şehit oluncaya kadar Allah yolunda hizmetlerine, İslam'a yeni gönüller kazanmak için hizmetlerine devam etmiştir.